Merhaba sevgili izleyiciler. İzmir'in kış içinde, artık kışı biraz yaşayalım, biraz serin olduğu günlerden bir tanesindeyiz. İlginç bir gün, Alsancak'ta yağmur yağıyor ama Narlıdere'ye kar yağıyor. İzmir bu işte, her şeyi yapar. Tabii bu arada Covid bizlere ne yapar dediğimizde neler yapmıyor ki diye düşünüyorum. Özellikle çok masa başında oturduğumuz için sırt ağrıları, boyun ağrıları veya vücuttaki eğrilikler gibi birçok probleme neden oluyor. Önümüzdeki hafta kanser haftası, biz de meme kanseriyle uğraştığımız için aynı zamanda meme kanseri hastalarında lenfödem diye bir problem var ki lenfödem sadece kolda değil bacakta da görülebiliyor. Bugün Sayın Fizyoterapist Tutku İlkan Dönmez'le beraber olacağız bunları tartışmak üzere. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Hepimiz hayatımızın bir döneminde birçok şey yaşıyoruz. Sorun değil. Mühim olan bunlardan geri dönebiliyor muyuz? Bir yerinizi sakatlayabilirsiniz. Ama onu umursamaz ve bunun vücudunuzda yer etmesine izin verirseniz iyileşme sürecinizi çok ciddi şekilde tahrip etmiş olabilirsiniz ki ileride kalıcı hasarlara neden olabilir. O dönemde devreye işte fizyoterapi giriyor. Fizyoterapi hem sizi hastalıklardan koruduğu gibi büyük bir ameliyat geçirdiğiniz zaman özellikle kas iskelet sisteminize ait sorunlar olduğu zaman bunların çabucak iyileşmesine de sebep oluyor. Dünyada bu çok önemli. Türkiye cerrahinin çok başarılı olduğu ülkelerden bir tanesi. Ama yeteri kadar hızlı rehabilite edebiliyor muyuz? Geçen haftaki konuğumuz bize korona günlerinde kilo aldığımız zaman neleri yapmalıyız, işte masa egzersizleri vesaire bunları göstermişti. Şimdi ise Tutku Hanım bize nasıl sağlıklı kalacağız, nasıl rehabilite edeceğiz kendimizi bunları anlatacak diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Öncelikle bir kısaca Tutku kimdir, ne işle uğraşır, bir kısaca bana kendinizi özetler misiniz? Hı hı. Tutku kimdir'den önce ben şunları söylemek istiyorum. Herkesin hayatında yolunun kesiştiği ve gerçekten idolü olduğu birkaç insan vardır. Cüneyt Hocam da benim için gerçekten gerek enerjisi, gerek cerrahi başarısı, gerek doktorluğu ve gerek düşünce sistemiyle tamamen benim için idol birkaç insandan bir tanesi. Öncelikle burada olduğum için çok lütfen, size teşekkür ediyorum. Fizyoterapist Tutku İlkan Dönmez. 6 senedir özel sektörde mesleğimi icra etmekteyim. 6 sene çok uzun bir zaman dilimi değil ama birçok hastalık ve birçok hastayla birebir çalışma fırsatım oldu. Alanlarım nöroloji, pediatri ve ortopedi. Bunlara ek olarak Jimnastik Federasyonu'ndan Pilates eğitmenlik sertifikam var. Ve sadece mesleğim gereği sağlıklı insanlarla değil, hasta ve patolojisi olan bireylerle de çalışıyorum. Şimdi evet. Burada çok hızlı bir şey soracağım Tutkucuğum. Bir pediatri dedin, nöroloji dedin ortopedi dedim. Peki bunların aslında sonuçta hepsi 3 aşağı 5 yukarı fizik tedavi mi yoksa bunların yaklaşımları birbirinden farklı mı? Bir de bunlar da ne gibi hastalara müdahale ediyorsun? Bir şey daha söyleyeceğim. Özel sektördeyim dedin ama sanıyorum sosyal güvenceye hizmet eden bir hastanedesin aslında. Doğrudur. Yani tamamıyla özel sektörde değilsin. Yani bir şekilde o hastane sosyal güvenceli birçok hastaya da hizmet ediyor. Hizmet veriyor. Tamam. Evet. Doğru. Hatırladım. Tamam. Şu üç grup temelde nasıl bir ayrım gösteriyorlar birbirlerinden? Şöyle, aslında nöroloji ve pediatri birbirine yakın olmakla birlikte ortopedi birazcık nöroloji ve pediatriden ayrılıyor. Ortopedi daha çok nöromüsküler çalışsak da aslında eklem ve kas sistemiyle ilgili çalışmalar yoğunlukta olan bir branş. Nöroloji ve pediatri de daha çok nörolojik sistem bozuklukları üzerine çalışıyoruz. Pediatri de serebral palsi, Down sendromu. Nörolojik problemler daha çok hemipleji dediğimiz beyin felci ve tek taraflı halk arasında bilinen felç durumları, Parkinson, MS gibi hastalıklarla uğraşıyoruz. Ortopedi de şu an hele ki Covid sürecinde kilo aldık, kas atrofilerimiz yani kas zayıflıklarımız sonucunda eklemlerimize binen yükler arttı.
Şu an artış bel, boyun ve diz problemleri özellikle çalıştığım branşlar ortopedi alanında. Boyun, diz? Boyun, bel, diz. Bel, tamam. Evet. Tamam. Şöyle, bizim için tabii ki cerrahi, ben cerrahi bazlı çalışan biri olduğum için öncelikle o beni ilgilendiriyor ama bu nörolojinin ve pediatrinin anladığım kadarıyla bu çocukların nörolojik altyapısında yani sinir sistemlerinde bir şeylerin bozuk olduğu durumda onu normal yaşantıya uyumlamak amacıyla devreye giriyorsunuz değil mi? Anladığım kadarıyla sistem böyle çalışıyor. Evet, doğrudur. Şeyde ise daha çok ortopedide ise aynen bizim istediğimiz gibi hani biraz daha ameliyat sonrası gibi görünmekle beraber aslında bu konuşmaya başlamadan önce ilginç bir şey söylemiştin. Kişinin sağlıklı ileriye yönelik sağlıklılığına da yönelik bir adım atıyorsunuz değil mi? Evet doğru. Lenfödeme girmeden bunları da bana açıklayabilirsen çok sevinirim. Yani biraz evvel dedin kas zayıflığı, eklem, kas ki maalesef şu an halkımızın %90'ı daha doğrusu dünyanın %90'ı herhalde bundan muzdarip. Evlere kapanıldı. Özellikle belli bir yaş grubu hareketsizlikten dolayı ciddi şekilde eklem hareket kaybına uğradı, kas zayıflığına uğradı. Peki böyle mi gidecek? Biz kalktık, aynı hızda yürüdük, aynı hızda merdiven çıktık. Bu bizde bir zarara yol açacak mı? Tabii ki yol açacak. Zaten en büyük problemlerden bir tanesi de şu an evde kapandığımız süreçte aynı aktiviteleri ya da çevreden gördüğümüz aktiviteleri bir şekilde evde sürdürmeye çalışmamız. Halbuki herkese göre benim şu an en çok üzüldüğüm noktalardan bir tanesi sosyal medyada herkese tek tip egzersizin önerilmesi. Hı. Mesela herkes aynı kapasitede olmayabilir. Kas sistemi gösterilen egzersize uymayabilir. Evet var olan problemler var belki ama bu evde herkesin tek düz, tek düze yapması gereken verilen egzersizler sonucunda da bazı sakatlıklarla gelen çoğu hastam da mevcut. Bu noktada aslında kişiye özgü, özel egzersizler, kişinin kapasitesine uygun egzersizler verilmesi, kişisel çalışılması bu noktada çok önemli. Evet, toplum olarak belki egzersiz yapıyoruz, güzel bir tablo gözüküyor ama bu egzersizlerle gelen sakatlıklar da değil maalesef çok fazla. Evet. Bunu yıllar önce biz benzerinde maalesef yaşamıştık. Şimdi, sanıyorum ülkemizde aslında çok... Yani geçtiğimiz 10 yıla kadar çok bilinmemekle birlikte yavaş yavaş dikkat çeken bir nokta var ki o da lenfödem. Sanıyorum biraz da o alanla ilgileniyorsun evet, değil mi? Evet. Peki bizi tabii çok ilgilendiriyor. Hatta bizim Sakal diye bir grubumuz var. Biz aynen senin buradaki renk skalana yakın ki sarımız var, beyazımız, mavimiz var, kırmızımız var. Lenfödem bileklikleri üretiyoruz. Neden? Biz bir kadının memesine müdahale ettiğimiz zaman hele kanser nedeniyle ise ister istemez koltuk altına da müdahale ediyoruz. Ve oradaki lenfleri alıyoruz. Günümüz teknolojisiyle artık eskisi kadar almıyoruz. Ama eğer kanserse sonuçta buna radyoterapi ekleniyor. Hı hı. Ve ne yaparsan yap ileride lenfödem olabilir yetenek kazanıyor bu yüzden. Bunu koruyabilmenin de tek çaresi öncelikle bu kola müdahale etmemek. Şimdi sen onları anlatırsın ama... Biz de bu lenfödem bileklikleriyle hastalarımızı hani bayıldı, biri müdahale edecek. Buradan serum takıp zaten hasta etmektense işte kolumda lenfödem gelişebilir. Meme ameliyat değil, değil. Evet diğer kolu. Hı-hı. Hatta bazı insanlar iki taraflı meme kanseri. Orada da başka bir bilekliğimiz var. İçinde eğer her iki kolda bileklik varsa port ara. Hı. Mutlaka buralarda bir yerde portu vardır. Çünkü iki koluna birden müdahale etmişizdir. Gibi bir koruyucu, ön koruyucu harika sistemimiz var. Evet, gelelim sana. Peki lenf sistemi diyoruz. Hani demin lenfleri alıyoruz falan filan. Nedir bu lenf sistemi? Şimdi şöyle, lenf sistemi vücudumuzda iki tane ana sistem var. Dolaşım sistemi var. Bir atar damarlar, bir toplar damarlar. Şimdi tabii ki bunların arasında da kılcal damarlar var birbirleriyle iletişim sağlayan. Buna ek olarak bir de lenf dolaşım sistemimiz var. Nedir bu lenf dolaşım sistemi? Dokularda kalan büyük protein hücrelerini
ya da mikroorganizmalarını, bunlar nedir? Virüs, bakteri, doku sıvısında, doku arasında, doku hücre arasında kalan bu mikroorganizmalar ve büyük hücreleri toplayan bir sistem aslında çok önemli. Bizim kanalizasyon sistemimiz. Aynen öyle. Lenf sistemi nelerden oluşuyor? Lenf damarları ve lenf istasyonlarından oluşuyor. Lenf istasyonları da koltuk altı, biraz önce sizin söylediğiniz koltuk altı ve inguinal bölgede konumlandırılmış durumda. Şimdi lenf nodları ve lenf damarlarını kapasitesini %100 olarak düşünürsek, %100 kapasiteyle tamamen bizde hiçbir şekilde ödem oluşmadan çalıştığını varsayıyoruz. Aynen. Lenf sistemindeki herhangi bir bozukluk ya da eksiklik nedir bu? Lenf nodu eksikliği olabilir. Zaten bunlar doğumsalları sayıyorsun şu an. Evet. Tamam, evet. Lenf nodu eksikliği olabilir, doğumsal. Lenf damarı hasarı ya da kapasite eksikliğiyle doğmuş olabilir. Ya da genel meme kanseri örnek verdiniz. Lenf nodunun cerrahiyle alınması. Siz bozdunuz diyorsun yani bana. Estağfurullah hocam. Lenf nodunun cerrahiyle çıkarılması ya da lenf damarının yine ameliyat cerrahi süresince kesi altında bir hasara uğratılması sonucu lenf kapasitesi, o %100 dediğimiz kapasite aslında yavaş yavaş inmeye başlıyor. Kişi bunu belli bir zaman diliminde tolere edebiliyor belki ama hayatının belli bir noktasında lenf ödemle karşı karşıya kalabiliyor. Bunda kendi tecrübemle küçük bir ek yapayım. Özellikle biz kendi hasta grubumuzda ne olur kilo almayın, şekere dikkat edin, tiroide karşı korunun ve çok tuzlu yemeyin diye uyarırız. Bir de sen söyleyeceksindir herhalde kol hareketleri falan. Neden? Çünkü aşırı kilo lenfin önünde aşması gereken hacmi daraltıyor. Ve ne kadar sıkışık ve darsan o kadar çok birikiyorsun. Tuz, onu da şuna benzetiyorum. Eğer nehirlerde taşma oluyorsa aslında temelde göller de şişmiştir, barajlar da şişmiştir. Eğer onların şişmesine izin verirsen her yeri su basacaktır. Eğer tuzu fazla kullanmazsan su akar gider. Ama öbür türlü bentle tutuyormuş gibi olursun, evet. Jelleştirirsin. O da bizde ciddi bir problem olarak karşımıza çıkar. Aslında diyet gerçekten onun bu noktada çok önemli. Onun için diyetetiklerine dikkat önemli. Edin deriz hastalara. Evet. Lenf ödem nasıl çıkar? Aslında progresyon kişiden kişiye değişiyor. İki hasta örneği verelim. Bir tane hasta 2 ay önce cerrahi geçirmiş ama 2 ay sonra lenf ödemle geri gelebiliyor. Çok erken. Evet. Bir hasta 6 sene önce cerrahi geçirmiş ama 6 sene sonra lenf ödemle kliniğe başvurabiliyor. Aslında progresyon bu gelişim evresi kişiden kişiye değişiyor. Bu da nasıl? Kişi tölere edebiliyor. O lenf kapasitesi, geri kalan lenf kapasitesiyle 6 sene kendini idare edebiliyor. Ama diğer hasta o 2 ay kadar bile olsa lenf kapasitesiyle bir şekilde niye idare edemiyor. Niye böyle bir atak geçirebiliyor hasta? Neden böyle bir atak geçirebiliyor? Bu da yine kişiden kişiye ama biz hastalara şunu söylüyoruz. Lütfen cerrahi geçirdiğin ekstremite yani o tarafına dikkat et. Koluna dikkat et. Dikkat et. Kimi hasta yatakta yatarken bile kolunu yatakla duvar arasına sıkıştırdığını söylüyor. Uzattım ben, rahat yatmaya çalıştım ama sabah bir kalktım kolum şiş. Yani aslında koluna bir darbe. Yani lenf kapasitesi zaten eksik. Kapasite az. Bir de lenf kapasitesine bütün gece bir baskı uyguluyor. Travma geçiriyor. Travma geçiriyor. Buna neden enfeksiyonlar olabilir. Böcek sokması olabilir. Kişi mutfakta, tezgahta bir soğan doğruyor ama eline küçücük bir kesi ye uğratıyor ve o kesiden enfeksiyon kapıp lenf ödeme dönüşüp tekrar kliniğe başvurabiliyor. Bizim erisipel dediğimiz bir cilt altı enfeksiyonu var. Genelde sık sık karşılaştığımız kesi sonrası cilt altında bakteriyle enfeksiyonla lenf ödem oluşan çok hastamız var. Yani bir darbeye, bir kesiye, bir enfeksiyona bağlı olarak lenf ödem çıkabiliyor. Meydan. O zaman şöyle bir uyarı getirmekte fayda var. Elinizi kesmeyin. Evet. Kesseniz bile hemen işte sterilize edin. Eğer derin bir kesikse buna doktora müdahale ettirin ki antibiyotik vesaire niye enfeksiyon olmasın? Durdurmak için. Evet. Böcek ısırması yönünden mümkünse hani böyle
tarlada, bahçede, bağda geziyorsanız çok uzun kollu bir şey giyelim. Evet. Böceklerden korunalım. Arıyla şununla bununla uğraşıyorsan eldivensiz kesinlikle dokunmayalım. Bir de hani bu böcek kaçırıcı öyle bir şey işe yarar mı? Herhalde yarayacaktır diye düşünüyorum. Yarayabilir. Çantalarında muhakkak bir pamuk, bir batikon ya da bir antiseptik bulundurmasını söylüyoruz hastalara. Kestim, genelde. Kestim çünkü nerede olacağın hemen, belli değil. Aynen, hemen bir dezenfeksiyon ve temizlik anlamında batikon. Bununla ilgili çok ilginç bir şey var. Şimdi sen enfeksiyon elinde batikonu taşı dedin. Bu Vietnam Savaşı sırasında Amerikalıların en büyük sıkıntısı hani kurşun yaralanması vesaire. Tamam, savaş sırasında yaralanmalar var ama bir %40 da aslında yürüyüş sırasında basit bir diken çiziyor. İşte oradan bir sinek sokuyor vesaire. Kaşıyor geçiyor, bu bir şey değil. Ve normalde hakikaten bir şey değil. Hiçbirimize bir şey olmaz. Evet. Ama orası 45-50 derece ısı, nem, ter, kapalı. Olması gereken iyileşmeyi yapmıyor. Biraz evvel Elizabeth için örnek vermiştin. Arkasından çok şiddetli lenfanjitler, enfeksiyonlar, flebitlerle çok gencin kol ve bacak kaybı oluyor. Ve oradaki yaralanmaların %30-40'ı yaşamsalar, hani mermi tamam, savaş sonuçta bu. Ama bir de yaşam ortamının getirdiği travmalar. O yüzden anladığım kadarıyla yaza da dikkat. Çünkü önümüz yaz. Birkaç ay sonra yaz başlayacak. Kesinlikle. O zaman da onlara çok dikkat etmeleri etmek gerekiyor. Artırmak gerekiyor. Evet. Bunun dışında yine lenfödemi tetikleyebileceğini düşündüğün, sıkıştırmayacağız. O zaman çarşıya çıktı. Ağırlık ne kadar kaldıracak? Şimdi ağırlık... Çok hafif ağırlıklara izin veriyoruz. Ancak bir torba kesi manavdan alışverişini yaptı ve torbayı taşıyor. Parmaklarda dahi o torba kesiğinin olmaması gerekiyor. Ona çok dikkat etmesi gerekiyor. O boyuttaki bir ağırlık. Evet, evet. Cilde o boyuttaki bir ağırlık ama mümkün olduğunca diğer ekstremitesiyle taşımasını ağırlıkları. Diğer kolda taşıyor. Evet. Ama aynı zamanda küçücük de olsa kolu biraz hemen, çünkü sıkıştırma örneği verdin. Kolu da sıkıştırarak uzun süre tutmaması gerekiyor. Yani gerekiyor. Tut ki hafif bir şey, aman dökmeyeyim diye sürekli sıkıştırdığında o zaman buradaki dolaşımı yine bozuyorsun. Yani küçük bir ağırlık da olsa, onun için alışverişlerde vesaire hep karşı taraf kolu kullanmakta ve efektif. Ameliyatlı tarafı serbest kol gibi korumakta fayda var anladığım kadarıyla. Evet. Peki uzun vadede de bunlara dikkat ettiğimiz zaman çok uzun yıllar korunabiliyor. Bir de eğer bu tip bir şeyde ihtiyaç duyuyorlarsa bu insanlar, Sakal'la iletişim kurup, ki internette bulabilirler. Sakal'ın lenfödem bileklikleriyle kendinizi ya da meme kanseri geçirmiş bir dostunuzu koruyabilirsiniz. Hatta Sakal'ın özel kampanya programları var. Özellikle bağışçı kitle için. Mesela bir hastaneye bir kulüp olarak 50, 100, 200, 500 bileklik bağışlayabilirsiniz ki bu da bu bilekliklere ulaşması mümkün olmayan grupların konuştuğumuz lenfödemden korunması için büyük bir alternatif sağlayabilir. Peki bu kişi bunu yaptı. Neler fark ediyor? Ne oluyor kolda? Ne hissediyor? Yani sen ne görüyorsun? Örnek verdik. Kolu sıkıştırma örneği verdik. Sabah kalktığında kolunda bir dolgunluk hissi hissederek uyanıyor. Diğer ekstremitesiyle bakıyor ve arada fark var. Bir sıcaklık hissi olabiliyor. Evet. Ağırlık hissi olabiliyor. Lenfödemin özelliklerinden bir tanesi ağrının olmaması. Ağrı olmadığı için kişi diyor ki ben biraz bekleyeyim, bu geçer mi bugün? Bekliyor. Bekliyor ve kol şişmeye devam ediyor. Aslında en korktuğumuz tablolardan bir tanesi. Aslında hani hep derler ya, hasta olmaktan değil geç kalmaktan korksan. Aynen öyle. O dolgunluk, o ağırlık hissi onu evet rahatsız etmeye başlıyor belki ama geçmesi için kişi oldukça uzun bir zaman dilimi bekliyor. O zaman bu bir çeşit sellit gibi bir şeye dönüyor. Gibi. Aynen öyle. Dediğim gibi korktuğumuz tablolardan bir tanesi bekleyip gelmesi. Çünkü oluşan lenfödemin tedavisiz geçme gibi bir ihtimali yok. Ve beklenen durumlarda fotoğrafta da görüyoruz, ilerleyen patolojiler gitgide artıyor ve dördüncü evreye kadar da çıkabiliyor. En sağdaki herhalde öyle bir şey. Evet, en sağdaki evre 4, sol bacak lenfödem.
Sonuç ve olarak, o boyuta ulaşıyor. Bu fil ayak dediğimiz bir şeye dönmüş. Evet. Bunda artık lenfler sadece, bu kişi de yine bilmiyorum, hastayı tanımıyor musun ama bu kişi aynı zamanda bir erkek mi kadın mı, ameliyat sonrası mı bu hale gelmiş yoksa bir iltihap sonucu mu bu hale gelmiş? Bu bir erispel sonucu bu hale geliyor. Basit bir iltihapla basit bu hale geliyor. Basit bir iltihapla bu hale geliyor ve bekliyor hasta. Of. Bayağı ilerlemiş bir vaka örneğiydi bu da. Ama gerçekten şanssızlık. Evet. Peki devam et. Yani bekledi, geçmiyor ve şişmeye başladı. Şişmeye başlıyor. Bir de az önce söylemiştik. Lenf sistemi bu proteini sonuç olarak yukarıya doğru temizleyen, hücreler arasında kalan proteini temizleyen bir sistem. Şimdi protein hücreler arasında kalırsa neler oluyor? Dokuda iyileştiremediğimiz cilt problemi dediğimiz keratoz birikmeye başlıyor. Aslında en çok savaş verdiğimiz patolojilerden bir tanesi de lenfödeme ek olarak keratoz. Cilt kalınlaşmaya ve sertleşmeye başlıyor. Şişliğe ve hasta bekledikçe ödemle birlikte parmak aralarında mantar enfeksiyonları da oluşmaya başlıyor. Bu mantar enfeksiyonları... O zaten kendi başına ayrı bir dert. Ayrı bir dert. Geçirmeye çalışıyoruz. Islak evrelere kadar gidebiliyor. Tabii. Evet, evet. O ayrıca zaten lenfödemde artık içinden çıkılmayan bir döngü yaratıyordur. Yaratıyor. Çünkü bu mantar zaten ortalığı yırttığı için, enfeksiyon alışı için sebep. Zemin hazırlıyor aslında mantar enfeksiyonu da. Bizim savaş verdiğimiz aslında cilt problemi yaratmamak için savaş verdiğimiz problem aslında mantar enfeksiyonuyla zaten girmeye başlıyor. Zaten kendi kendine dönüyor. Evet. Bu arada senin keratoz dediğin şey, hani bayanların ya şuraya bir kolajen enjekte edeyim, yüzüm daha sert olsun, işte dudağım daha sert olsun diye yaptığı kolajenin aşırı artışı aslında. Artışı aslında, evet, evet. Patolojinin ilerlemesiyle, proteinin birikmesiyle. Çünkü o oluşan... nasıl buraya biz bir hyaluronik asit enjekte ettiğimiz zaman vücut orayı hafif bir fibrotik aktiviteyle sertleştirip geliştiriyor. Bu dediğin protein de herhalde aynı etkiyi oluşturuyor. Aynı ve fibroblastlar saldırıp keratoz dediğin o nasır gibi sert. Aynen nasır. Beslenmeyen aslında bir tabaka meydana geliyor. Ölü tabaka. Aynen birikimi. Lenfödemle uğraşırken bir de keratoz, bir de mantar enfeksiyonuyla uğraşıyoruz. Of. Aslında komplike bir tedaviyi hasta bekledikçe komplike bir tedaviye dönüşüyor. Doğru dönüşüyor. Basit bir lenfödem tedavisi. Peki aslında kişi direkt hani ilk şişti, birazcık hissetti elinde vesaire, gitti ama geldi, o zaman çok daha mı kolay oluyor tedavisi? Tabii ki. Hücreler arasında biriken proteini ve sıvıyı boşaltmak çok daha kolay. O zaman oluyor. Keratoz gelişmiyor. Keratozla ve mantar enfeksiyonuyla uğraşmıyoruz. Evet. Peki bu mantara ve keratoza kadar ürediğinde bu mantarın meydana getirdiği durumda basit bir lenfödemden çıkıyor. Artık lenfanjit ya da dönüşüyor. Enfekte o korkunç dokuya dönüyor ki artık kalp damarcıların işi haline dönüşüyor. Aynen. O zaman medikal tedavi başlanıyor. Daha çok bekliyoruz. Hemen tedaviye başlayamıyoruz. Ben yapamıyorsun mikrobu yayarım korkusuyla. Önce enfeksiyonun geçmesini bekleyip yine o bir zaman dilimi geçiriyor ve o süreç uzatıyor aslında. İlginç. Peki, kişide geldi, bir keratoz var vesaire. Ne yapıyorsunuz? Şöyle, mantarsız keratoz durumlarında, şimdi birazdan bahsedeceğim. Manuel lenfrenajı ve bandaj bunun tedavisi aslında. Bandajın altında keratozla direkt sarmıyoruz. Önce keratozun, oluşan keratozun da temizlenmesi gerekiyor. Bunun iş bayağı uzadı. Bayağı uzadı. Keratoz temizlendikten sonra ancak üstüne bandaj yapabiliyoruz. Bu küçük bir müdahale mi oluyor? Tıraşlama gibi vesaire gibi. Evet. Kişi bunu acil müdahale şeklinde ya da bizler yapabiliyoruz. Küçük bir neşter yardımıyla keratozun temizlenmesi muhakkak gerekiyor. Bandajın altında. Bunun ayrıca enfeksiyon da yaratabilir bir şans var. Çünkü eğer orada bir kanama vesaire birlikte. İşte belalı bir şey. İş bayağı kocamanlaştı. Cerrahi bile girdi işin içine. Evet. Keratoz temizleniyor. Mantar enfeksiyonu var ise antifungal kremlerle ya da gerçekten büyük bir mantar enfeksiyonuysa bazen hap tedavisine kadar başvurabiliyoruz. Mantar tedavisini de yaptıktan sonra bandajla kapatıyoruz cildi.
Tamam. Bir demin bir bandaja ait galiba bize bir video getirmişsin, video getirdim, değil mi? Evet. Rejiden rica ederiz eğer biraz hemen ikinci video olarak bunu görüyoruz. Hı-hı. Burada önce alta bunun tekniğini bir kısaca anlatır mısın bize? Tabii ki. Ben o zaman bu video ile birlikte şundan bahsedeyim. Lenfödem tedavisini en baştan bir anlatmak istiyorum. Lenfödem tedavisi 4 basamaktan oluşuyor aslında. Manuel lenf drenajı, cilt bakımı, bandajlama ve tabii ki egzersizle bitiriyorum seansı. Manuel lenf drenajı, lenfödem fizyoterapistlerince uygulanan dokudaki, doku arasında biriken sıvıyı boşaltmak üzere uygulanan manevralar aslında. Boş olan sıvı ile biraz önce de konuştuk. Boş olan sıvının üstüne bandajlama yapacağım için bandajın altında kalan keratozu ve mantar tabakasını önce tedavi etmem ve cildi nemlendirmem gerekiyor. Hmm. Cildi nemlendirdikten sonra hani öylesine sardım geçtim olmuyor. Geçtim, yani bileğimi burktum. Sarsaydım iyi olurdu. Hı hı. Mümkün değil. Değil. Cilt tedavisini, cilt bakımını yaptıktan sonra boşalttığımız lenf sıvısının tekrar dolmasını engellemek için distalden proksimale, yani en uçtan gövdeye doğru ekstremiteyi sarıyorum. Yani biraz evvel yaptığın gibi ayağın ya da elin ucundan, gövdeye kadar gövdeye sarıyorum ki mantık boşalttığım ekstremitenin yer çekimiyle tekrar dolmaması adına. En sonda tabii ki şöyle, lenf sistemi pasif bir dolaşım sistemi, pasif bir boşaltım sistemi daha doğrusu. Bunlar ne ile boşalıyor? Solunumla boşalıyor, kas pompalama sistemiyle ve arteriyel basınçla yukarıya doğru boşaltılan bir sistem. O yüzden kasları da çalıştırmam gerekiyor ki lenf sisteminin bir şekilde, zaten kapasite az ama bir şekilde bana kasla birlikte destek sağlaması benim için egzersiz anlamında lenfödem tedavisinde altın kural aslında. En sonunda egzersiz yapıyoruz. Yani kas ve egzersiz. Peki burada bir şey soracağım. Hani manuel lenf drenajı dedin. Bu lenf drenajında sadece işte kolu mu yapıyoruz? Çünkü sonuçta sizle diyelim 10-15 günlük periyodu bitirdi. Evde bir şeylere devam edecekler herhalde, değil evet, mi? Evet. Şöyle, sadece kol, sağ kolum şişti. Sağ kola müdahale etmiyorum. Lenf nodlarını da yani o istasyon sistemlerini de aktive edici, o toplayıcı sistemin birazcık daha olaya... Bir vakum yaratıyorsun. Vakum yaratıyorum. Yani. Kökten vakum yaratıyorum. Lenf nodlarına bazen o lenf nodu yetmiyor ise karşı taraf lenf noduna ya da o taraf yetmiyorsa yine belki bir alt kademeye lenf noduna müdahale etmek, o istasyonu hadi biraz daha çalış emrini vermek bu noktada önemli. Dediğim gibi o yüzden bilinçli bir lenfödem fizyoterapistinin bu işi yapması gerekiyor. Kişi, ki böylece bütün sistem senin yapacağın lenfödem drenajına da hazır hale gelsin. Hazır hale gelsin. Anladım. Kişiye tabii ki lenfödem tedavisi her gün yapılması gereken bir tedavi. O zaman evde de birilerini öğretmeniz gerekiyor. Öğretmemiz gerekiyor. Bazen kişi kendi yapabiliyor. Bazen de başaramadığı zaman yakınına öğretiyoruz. Bazen hafta sonları girebiliyor ve yani sizle devam edemediği günler aynen olacak. O günlerde ya yakını ya da hastanın kendisinden bu tedaviyi ona öğreterek yapmasını istiyoruz. Bu evde yaptıkları zaman çok uzun süren bir şey midir? Bandaj sistemi olduğu için hastaya öğrettikten sonra hasta zorlansa da aslında bunu başarabiliyor. Çok uzun süren bir tedavi değil. Zaten hasta çünkü bizlerden de alışık hale geldiği için bir şekilde yardım alarak ya da almayarak o tedavisini aslında kendisi de evde sürdürebiliyor. Çok tamam, zorlanmadan. Bir de burada ilginç bir şey dedin. Hani mantar keratoz tedavisi tamam. Bir de nemlendirmek gibi bir şeyden bahsettin. Yanlış mı duydum onu ben? Evet. Cildin nemlenmesi gerekiyor. Cildi nemlendirmek için de su bazlı kremler kullanıyoruz aslında. Hmm. Ki çok böylece olmayan, hani hareket ederken sıyırmamak için sıyırmamak, mi yapıyorsunuz? Sıyırmamak, cilde zarar vermemek için, ciltte oluşabilecek çatlakları önlemek için cilt nemlendirmesi bandajın altında çok önemli. Ha, özellikle bandaj altında. Evet. O zaman manuel tedavi oluyor. Sonra bandajlama, peki bu bandajlamayı evde yapabiliyorlar mı? Bandajlamayı evde yapabiliyorlar. Yine
öğretiler birileri. Çünkü sonra, herhalde bandajlama tek başına kolay yapılabilir bir şey değil. Bazı hastalar çok güzel yapıyor. Evet. Elleri o kadar yatkın oluyor ki çok rahat başarabiliyorlar. Ama bazı hastalarda diyor ki... Türk alışkanlığıyla dolma saran bir kadın ona Aynen öyle. Ama bazıları da tabii ki yakınlarına ben yapamıyorum diyor. Yakınlarına öğrettikten sonra... Belki de istemiyor yapmak yani. Morali bozuyor. Evet. Biraz da ilgi çekiliyor. Belki de hoşuna gidiyor olabilir. Aynen öyle. Peki, bu arada kas iskelet sistemindeki pompayı da kullanıyorsun egzersizle birlikte. Çünkü kapasite yetersizliği var. %100 kapasite değil. Elimde azalan bir kapasite var. Ve buna ek olarak elimde ne kadar silah varsa aslında kullanmam gerekiyor. Kaslardan da yukarıya taşınması için yardım almam gerekiyor. Peki bandaj bizim oranın basıncını engelleyebilmemizin tek yöntemi mi? Başka neler öneriyorsunuz hastaya? Bandaj aslında senin için kolay ama hani evdeki insan için. Şöyle kolunu çok fazla, koldan örnek veriyorum. Kolunu çok fazla aşağı sallamamasını istiyorum. Kalp seviyesinden ve mümkünse yukarıda tutmasını istiyorum. Az önce saydım, çok fazla cilt hasarı ve zorlayacak hareketlerden mümkün olduğunca kaçınması. Sivrisinek kovucular, batikon taşıyacak. Batikon, aynen öyle. Cilde herhangi bir zarar vermemesi gerekiyor bu evrede. Yani herhangi bir oluşacak enfeksiyona karşı kendini mümkün olduğunca koruması ve kolunu sarkıtmaması, bacağını sarkıtmaması. Ha, bir de bacağımız var. Tabii doğru. Bir de bu son zamanlarda bir eldivenler var. Bu tam kol, bacağı tam bilemiyorum da tam kol eldivenleri hastalarım bazen kullanıyor. Onlar işimize yarıyor mu ya da belli bir noktadan sonra mı kullanılabiliyor? Evet, tam bacak çoraplarımızda var. Onu belli bir noktadan sonra öneriyoruz hastalara. Ama hastayla tedavimiz yarım kalacaksa o evrede de aslında kullanabiliyorum hastada. Geri dönmesin diye. Geri dönmesin. Çünkü belli bir nokta kat ediyoruz ama hasta bazen şehir dışına çıkmak zorunda kalıyor tedavisi bitmeden. Bir tedavi bölünme zaman diliminde bana yardımcı ajan olarak kullanılabiliyorum. Ancak tedavim bittikten sonra tam kol bandaj, tam kol çorap ya da tam bacak çorap tekrar dönmemesi adına, bedenin tekrar dolmaması adına korunması açısından kullandığım ajan. Bu arada bizim meme kanseri nedeniyle ameliyat ettiğimiz bir hastamız internetten not düşmüş. Hava Yıldız Fişek, öncelikle merhabalar. Sorunuz için de ayrıca ve katılımınız için teşekkür ediyorum. Der ki bazı çarpmalar sonucu kolumda şişme ve sertleşme oldu. Ne yapmalıyım? Senin dediğin noktaya geldik. Evet. Çünkü evet, iyi gidiyordu. Demek ki darbeler sonucu bir şey tökezledi. Şöyle. Oyalanmadan. Az önce de söyledik. Herhangi bir enfeksiyon ve darbeden mümkün olduğunca korunmanız. Bu konuda çok önemli. Ve çok zaman geçirmeden başvurmanızda fayda var. Evet. Kaldı ki Tutku Hanım ilgileniyormuş. O zaman ben randevunuzu ayarlarım diye. Peki. Peki bu arada lenfedemle ilgili 3 aşağı 5 yukarı değil, hemen hemen her şeyi saydın diye düşünüyorum. Burada aklımıza gelmeyen, ya şuna da dikkat etmeliyiz, lenfedem şu noktada önemlidir ya da bu hastalar ömür boyu şuna dikkat edecek dediğin ayrıca bir öneri ya da aklımıza gelmeyen bir şey var mı? Şimdi şöyle, lenfedem... Bir kere bunlar çok ısıtamaz herhalde, değil mi? Çok sıcak da sevmez herhalde lenfedem. Ödemi arttırıyor çünkü. Sıcakla birlikte ödemimiz artıyor, doğru. Lenfödemi ancak şöyle kabul etmeliyiz, kronik bir hastalık lenfödem. Nasıl, geçmiyor. Diyabet nasıl hipertansiyonla yaşamayı öğreniyorsak aslında lenfödemle de yaşamayı öğrenmemiz gereken bir patoloji lenfödem. Lenfödemi çözdük, tedavisini yaptık. Evet, az önce söyledim, tekrar dolmasını engellemek için tam kol ya da tam bacak çorabımı giydim. Çünkü ömür boyu süren bir hastalık ve korumam gerekiyor. Yataktan uyandım, yataktan kalkmadan o bacağı ve kolu sarkıtmadan çorabımı giymem gerekiyor. Güne öyle başlamam gerekiyor. Ha, siz o yüzden önce hani masajı yapıp sonra bandajlıyorsunuz. Çünkü içi doluyken giymiş olmak bir anlam ifade etmiyor. Anladım. Yataktan kalktım, çorabımı, bacağımı ve kolumu sarkıtmadan giyiyorum. Günüme öyle başlıyorum. Lenfödemle yaşamayı öğrenmek gerekiyor. Kronik bir hastalık olduğunu söyledim. Lenfödemin gerektirdiği ne varsa günlük yaşam aktivitelerime onu katmak gerekiyor. Lenfödem tedavimi oldum. Kolumla ben her şeyi taşıyabilir miyim? Hayır. Yine dikkat etmen gerekiyor.
yine o ilk evredeki konuştuğumuz her şeyi, cilt enfeksiyonu, böcek ısırması, çantada bir batikon ya da antiseptik taşıma ya da o çorabı giyme. Bazen hastalar şey, ben bugün sıkıldım ve çok sıcak çorabımı giymesem olur mu? Tam tersi, o gün giymesi lazım. O gün giymen gerekiyor. Sıcakta giymen gerekiyor. Evet, aynen yani öyle. Hava soğukken zaten tekrar damarlar büzülüyor. Zaten büzülüyor ve ödem çok fazla dolmuyor. Asıl o gün giymen gerekiyor. Asıl o gerekiyor. Gün koruması gerekiyor. Laf ödemle yaşamayı İzmir'in öğrenmek gerekiyor. İzmir'in sıcağı da sıcak tabii. Onun evet. için demek ki aşırı sıcak ortamı da çok sevmeyeceğiz. Çünkü hani şu lenfödemin meydana getirdiği mantar, ne kadar terli ve sistem ne kadar ıslak ve sıcaksa mantar üremesi o kadar fazla. O zaman hani çok sıcaklarda da ya gideyim bir çarşı pazar gezeyim de çok doğru bir seçenek değil. Olmuyor. Evet. Peki eğer lenfedemle ilgili konuşacağımız temel yapı bittiyse, çünkü fizyoterapinin içinde oynadığı o kadar çok geniş alan var ki birkaç bir şey daha sormak istiyorum. Hı-hı. Var mı başka düşünce söyleyeceğin? Lenfedemle ilgili konuştum. Evet, her şeyi konuştuk aşağı yukarı. Evet, şu an peki, için. Şimdi bu arada konumuz dışı gibi görünmekle beraber COVID diye bir şey var be. Eve evet. çok sıkıldık, eve çok sıkıştık da. Peki, hiç alanı değilmiş gibi görünmekle beraber, gerçi ha olur mu? İnsanın nefes alışverişi de, çünkü direkt akciğeri kaybediyoruz. Tamam. Peki COVID ile ilgili sizin fizyoterapi alanında normalde bu boyutta rutininizde olmayan ama COVID nedeniyle giren başka hastalıklar var mı? Ya da müdahale etmeniz gereken durumlar çıkıyor mu? Neler arttı? Tabii. Şöyle, COVID süresince COVID patolojisinden sonra asıl çalıştığımız hasta portföyümüz arttı. Değişti onlar tabii. Akciğer, COVID en başta akciğerlerde fibroz doku oluşumuna neden oluyor. Aynen, bizim oradaki şeyimiz gibi işte. Ne dedik? Keratozumuz ve fibrozumuz. Evet. Akciğerlerde, alveollerde bir fibroz tabakası oluşumu gözüküyor COVID sonrasında. Ve bizim çok aslında evet alanımız pulmoner ama hiç bu kadar çalıştığımız bir süreç geçmemişti daha önce. Tabii canım, ayda kaç tane zatürre görüyordun ama şimdi neredeyse, şimdi günde 5 tane. Çok fazla gözüküyor. Covid ile birlikte aslında hayatımızda değişen şunlar. Eve kapandık. Aktivitemiz, fonksiyonel kapasitemiz, kardiyopulmoner kapasitemiz, kardiyovasküler kapasitemiz iyice azaldı. Hareketimiz azaldı en başta. Şimdi bir dakika, kardiyovasküler kapasitem niye azalıyor? Ya da akciğer kapasitem evde olarak nasıl azalıyor? Şöyle, hareketim ne kadar azalırsa aslında kalbimi pompaladığı, damarlarıma ve organlarıma pompaladığı kan bir şekilde azalıyor. Kardiyovasküler uygunluk fazla bir şekilde istirahat de işe yaramıyor. İşe yaramıyor, evet. Aslında vücudumun o harekete ihtiyacı var ama COVID süresince hareketim azaldıkça kardiyovasküler kapasitem, organlarıma giden kan akımı en başta azalıyor. Peki nefes kapasitemde de hani COVID harici bir azalmam oluyor mu? Tabii istirahat ki oluyor. De. Aslında bu ikisi de birbirine bağlı sistemler. Kardiyopulmoner kapasitede harekete bağlı azalan, hareket ne kadar fazlaysa akciğerin dayanıklılığı ve akciğer kapasitesinin arttığı bir durum aslında. O zaman lütfen evet. oturun, spor yapın, koşun moşun diyorsun. Evet, en azından mümkün olduğunca hareket akciğeri hareket gerekiyor. Ettirmek. Çünkü hani yaş geçtikçe de sanıyorum bu akciğer kapasitesinde bir düşme oluyor herhalde. Oluyor, oluyor. Gerek organın bir şekilde artık kapasitesinin azalmasıyla. Tabii yaşlı organ. Gerek de kişinin hareketinin bir şekilde azalmasıyla, yaşla birlikte hareket bir şekilde azalıyor. Çevre adale dokusunun zayıflamasıyla birlikte. Artı böyle biraz eğilmeler. Öne doğru postürün bozulmasıyla birlikte, yani birçok faktöre bağlı. O da akciğeri sıkıştırıyor çünkü. Nefes kapasitemiz, solunum kapasitemiz azalıyor ki COVID'den sonra en çok çalıştığımız dediğim gibi patoloji. Peki geriye dönüştürebiliyor musunuz bu fibrozisi? Şimdi oluşmuş ya da kapasitede artış oluyor mu? Öyle değil. Kapasitemizde kişinin dayanıklılığı ve o tolerasyonu bir şekilde artıyor. Ancak bununla ilgili çalışmalar daha devam ediyor. Oluşan fibrozisin geri dönüşüyle ilgili, ne kadar geri dönmesiyle ilgili olan çalışmalar hala COVID devam harici. Ediyor. Yani ben şimdi diyelim COVID'imi geçirdim, hı hı. fibrozisim var ve rezerv kapasitenin %40'ını kaybettim. Tamam. Ki kaybedebiliriz. Hı hı. Hatta fazlasını kaybediyoruz. Peki o rezervi, o hala öyle, hani tut ki fibrozis hiç geri dönmedi. Tamam. Ama ben geri kalan %60'ının kullanım kapasitesini sizin verdiğiniz fizyoterapetik yöntemlerle arttırabiliyor muyum? Organ
bir şekilde modifiye oluyor. Heh, onu soruyorum. Evet. Organ bir yoksa şekilde... bir kader mi yani? Bir kenara çekiliyor muyum? Öyle bir şey yok kesinlikle. Organ bir şekilde o kapasiteye erişmek adına gerek egzersizlerle gerek bir şekilde o kas tabakasının artışıyla ona modifiye olmaya çalışıyor zaten bir şekilde. Verilen sadece solunum egzersizleri de yetersiz oluyor. Solunum egzersizinin yanı sıra muhakkak fonksiyonel kapasiteyi arttırıcı mobilite egzersizleriyle birlikte bu egzersizlerin ve solunum egzersizlerinin yapılışı çok efektif sonuçlar veriyor gerçekten elimizde. Yaşa bağımlı olmaksızın bu fonksiyonel kapasite artışı bizim için önemli. Çünkü hani tamam ileri yaşta belki daha önemliymiş gibi görünmesine rağmen gencecik insanların da evet. hayatını kaybettiğini görebiliyoruz. Evet. Demek ki bu adele belli bir oranda yorgunluğunu ulaştığı andan itibaren bizim başımız derde girer. Peki evdeyim ve solunum kapasitem ve kardiyovasküler kapasitemin düşmesini de çok da istemiyorum. Ne yapacağım? Ya en azından basitçe bir şey yapabilir miyim? Yoksa illa bir fizyoterapistin kapısını çalıp ya arkadaş ne yapacağım yani yaşlanmıyorum sonuçta diye bir korku da var. Şöyle konuşmamızın en başında da söyledim. Aslında internette, sosyal medya platformlarında artık o kadar çok egzersiz paylaşılıyor ki. Ama ben bunu düz bir egzersiz olarak tartışmadım. Yani benim fonksiyonel kapasitemi arttırıcı evet. egzersiz grubu olarak. Şöyle ona getireceğim. Aslında çok uygun değil o egzersizler. Ha. Evet her dakika ve her patolojide ya da her durumda fizyoterapistin kapısını çalmak çok uygun değil. Ama kesinlikle egzersizlerin kişiye özel olması gerekiyor. Belli bir en azından bilen birine danışın. Bilen birine danışmakta fayda var. Hiç danışamadım. Ben kişiye şunu söylüyorum. Yataktan kalktın. Önce tamamen bir esne, vücudunu esne, bacaklarını kendine çek, kollarını kaldır, vücudunu ısıt. Bizde belgesel izlersek izlediğimizde görüyoruz hayvanların kediler, ilk yaptığı, özellikle kuşlar tabii. İlk yaptığı uykudan uyanınca hareket esneme hareketidir. Vücudu kaslarını ateşleme hareketidir. Ben de diyorum ki yataktan kalktın lütfen önce yapacağın şey önce uyandığına şükret ve vücudunu esnet kaslarını ateşle kendini bir ısıt. Kasları ateşlemek ne demek? Kaslara giden kan akımının bir şekilde kas pompasıyla. Esnemede böyle bir şey mi oluyor? Evet, esnemek demek zaten kasın bir şekilde boyunu uzatarak tamam. Kasa giden kan akımının artması. Yani, kan akımı gözüyle bakmamıştım, hep esnetmek, gevşetmek evet, olarak baktığım için. Kası esnetip, kasa giden kan akımının artışıyla birlikte aslında kasın birçok aktiviteye dayanıklılığını artırmak. Belki de direkt şeyi de çok görürüz. Mesela temizlik yapıyorum, ben bir yere eğildim, tutuldum. Ama kasın belki soğuk soğan. Kasın belki %90 öyle. Öyle geliyor genelde. Ben bunu yıllardır yapıyorum. İyi de bugün ısınmadan yaptım. Aynen. Belki vücudun çok soğuktu. Eğildin ve kasın spazma girdi ve özellikle bu eski sporcularda çok ciddi problemdir. Çünkü ciddi bir kas gücü vardır. Eskiden belli bir yükü kaldırma alışkanlığı vardır. Ne olacak deyip hareket eder ama adele 20 gün bir ay 2 aydır hareket etmiyordur aslında. Evet. Yani kas sistemimiz birazcık nankör. Neyim dememeli. Onun için o gün devam etmek zorundayız. Evet. Yataktan kalktık esneyerek. Oturduk. Güzelce bir omuzlarını çevir. Tekrar bir kollarını çevir. İyice vücudunu ısıt. Yataktan öyle kalk. Yataktan kalktın, yine tekrar bir odaları gez. Bütün evi bir gez, bütün odalara yürü. Bir bak, yürü. Vücudunu iyice ısındır. Pencereni aç, kahveni yap, balkonuna çık, güzelce bir nefes al. Akciğerlerine güzel bir nefes girsin. Hiçbir şey yapamıyorsan, sabah kalktıktan 5 dakika içerisinde bunları zaten yapmış aynen, oluyor kişi. 5-10 dakikalık bir şeyden aynen bahsediyoruz. Öyle. Geçen Covid döneminde, geçen Nisan-Mayıs gibi herkes bir şey yapma çabasına girdi. Doğru. Mutfağa girdiler, ekmek yaptılar. Herkes spor yapacağım diye kendine planlar hazırladı. Bir de kişi buna hazır değilse sonuç olarak bir motivasyon kaybımız da var. Sonuç olarak bir stres, yatsınamayacak bir stresimiz de var. Kişi planlarını yapıyor, ben şu sporu yapacağım ama sana uygun mu? Sen bundan mutlu olacak mısın? Önce ona bak. Sürerlilik çok önemli. Sadece yapmış olmak için yapman değil. Gerçekten bunu ne kadar süre devam ettireceksin o önemli. Hoşlandığın egzersizi.
kapasitene uygun. Zaten vücudun sana söyler. Dediğim gibi fizyoterapiste danışmak zorunda değilsin. Vücudun bu kapasiteyi, senin kapasitenin ne kadar olduğunu zaten sana bir şekilde sinyaller vererek, ki ağrı bu dilin en büyük cevabı, sana bunu söyleyecektir. Çok ağır kaldırmana gerek yok. Çok büyük kardiyovasküler HIIT antrenmanları dediğimiz, çok hoplamalı zıplamalı egzersizler yapmak zorunda değilsin. Seni ne mutlu ediyorsa, kapasitene uygun o gün o egzersizleri yapabilirsin. Bunlardan çok kolayı, iki tane su şişesi alıp kollarını yukarıya, kollarını yana, bacaklarını bir şekilde sakatlamayacak hafiflikteki egzersizler. Vücut zaten onu kişiye söyleyecektir. Bunu solunum egzersizleri birlikte yaparsa zaten kişi bir şekilde o... O zaman bir de solunum egzersizi öğrenecek. Solunum egzersizi, evet. Zaten ona hepimizin solunum öğrenmesi hepimizin gerekiyor. Hepimizin şu an ihtiyacı olan şey. Evet. Peki, bir de yavaş yavaş çünkü programın sonuna doğru gidiyoruz. Fizyoterapinin devreye girdiği birkaç alan var. Mesela kadınların bir baş belası, sürekli ağrılarım var derler. İşte kalktım sırtım ağrıyor, belim ağrıyor, yüzüm ağrıyor ki biz bunlara fibromiyozit ya da fibromiyajı diyoruz. Orada işe yarıyor mu fizik tedavi? Fibromiyajı şöyle bir hastalık, genel ağrıyla kliniğe başvuruyor hasta. Diyor ki omzum ağrıyor, simetrik bir ağrım var. Kalçam ağrıyor, aynı zamanda dizim ağrıyor. Ben kendimi çok yorgun hissediyorum. Eskiden vermediğim tepkiler vermeye başladım. Bağırsak sistemim bozuldu. Uyku, bir şekilde uzun uyusam dahi uykumu alamıyorum. Gün içinde sürekli bir mentalite ve bilişsel bozukluğum var. Ben odaklanamıyorum. Aslında bunların hepsi fibromiyajinin semptomları. Tanı olarak da aslında çok zor konulan bir tanı, tabii, fibromiyajı. Klinikte çok zor konulan bir tanı. Tedavisi de dertli. Tedavisi de çok dertli. Çünkü komplike saydığım birçok evet, semptomun bir tedavisine bakmak gerekiyor. Biraz psikososyal de kişiye yaklaşım istiyor. Evet. Biz nerede giriyoruz devreye? Yine egzersizle birlikte vücudumuz serotonin ve dopamin salgılıyor. Tamam. Şimdi... strese bağlı da bir hastalık olduğunu söyledik. Kişiye serotonin ve dopaminin bir şekilde artırılması adına, kasların çalıştırılması adına, kasların güçlü tutulması. Çünkü kas iskelet sistemimde beni ayakta tutan şey kemik belki ama o inşayı yapan şey kas. Kasın zayıf olup var olan o aktiviteyi bir şekilde devam ettirebilmesi için kişinin de kasının hala güçlü olabilmesine ihtiyacı var. Dediğim gibi dopamin, serotonin salgılanması, hormonal olarak kasın güçlü olması, kişinin bir şekilde aktivite yapabilmesi adına egzersizde biz devreye giriyoruz. Belki fizyoterapi ajanlarını kullanıyoruz burada. Sıcak su torbaları ya da TENS dediğimiz ajanlar kullanabiliyoruz. Kişi isterse genel olarak masajdan çok hoşlanan hastalar, terapatik masaj, medikal masaj. Sert olduğu alan gevşeyince tabii ki ciddi performans alıyor kişi. Kesinlikle. Bu süreçte, bu fibromiyajı sürecinde kişide de bir takım fibrotik dokular dediğimiz, bu halk arasında kulunç dediğimiz, genelde kırılması sırt bölgesinde bu fibrotik dokuların da rahatlatılması kişiye büyük fayda sağlıyor masajla, terapatik masajla birlikte. Genelde fibromiyajiye su içi rehabilitasyonlar uygulayabiliyoruz. Sıcak su rehabilitasyonları kişiye çok büyük fayda sağlayabiliyor. Onun haricinde birazcık meditasyona yönlendirmeye çalışıyoruz. Ağrın geldiğinde ağrıyı düşünmek yerine seni ne mutlu ediyorsa o an. Güzel bir müzik olabilir, güzel bir kahve olabilir. Zihnini tamamen ağrıdan lütfen uzaklaştır. Başka bir şey, seni mutlu edecek bir alan düşünebilirsin ya da bir hobi edinebilirsin. Ağrıyı düşünmek yerine, dediğim gibi biraz önce psikososyal de yaklaşmak gerekiyor hastaya. Sadece fibromiyajide o noktada girmiyoruz devreye. Ağrını düşünmek yerine seni ne mutlu ediyorsa onu yap, o an onu düşün şeklinde hastayı rahatlatabiliriz. Zaten ağrı subjektiftir. Yani kaç kilo ağrım var diye soramayacağına göre kişiden kişiye. Kişiye değişir ve aynı travma herkeste farklı sonuç verir. Kimi hiç umursamaz, kimi perişan olur ama ağrı aslında aynıdır. Ama algın nedir? Bu aynı zamanda üzüntü gibi bir şey.
Hani ne kadar üzgünsün, şu kadar niye, işte şu oldu. İyi de kimin umuru değil. Evet. Yani bu da biraz psikoloji. Aynen öyle. Bir de hani özellikle sizin fizyoterapide çok devreye girebildiğiniz bu beldeki eğrilikler vesaire gibi, ki ülkemizde var mı böyle bir şey, çok mu, ya da birçok insan çünkü farkında olmadan hayatını böyle de sürdürüyor diye düşünüyorum. Ne diyorsun buna? Şimdi şöyle, omurga eğrilikleri gerçekten klinikte çok karşılaştığımız patolojiler. Bunun skolyoz, skolyoz diyorum. Sırtta olan skolyozu eşlik eden kifoz patolojisi ya da belde oluşan lordoz, hani aşırı kişi düzleşme. Öne doğru düzleşme, aynen. Bel boşluğu çok ileri veya artma. Artma. Bel boşluğu çok artarsa buna lordoz diyoruz, ya da hafif bir kamburluk durumuna kifoz. Yüksek ayakkabı giyme alışkanlığıyla artıyor galiba. Genelde artıyor bel boşluğu. Yani lordozu tetikliyor yüksek topuklar. Skolyoz evet çokça karşılaştığımız bir patoloji klinikte, ama skolyoz tek başına bir hastalık değil. Skolyoz bir bulgu. Evet. Skolyoz bir bulgu. Bazen evet geliyor, röntgen çekiliyor, skolyoz. Ama altyapısında ne var? Skolyozun altyapısında ne var? Bunu ne tetikledi? Kişiye gerçekten her şekilde... Ya baksan ayağındaki bir yanlış basma bile çıkabilir o zaman. Belki de içe basma ya da bir bacak kısalığı. He. Ya da kişide dizinde bir ağrı var ve dizinde... Onu korumak için karşıya. Yamuk basmaya alışık bir şekilde, o antalgik dediğimiz bizim ağrılı yürüyüş sonucunda kişi fonksiyonel olarak omurgasını yıllar içerisinde, zaman içerisinde eğip geliyor. Biz buna da skolyoz diyoruz ama altyapısında diz ağrısı var. O zaman bir dakika... Hani biraz evvel lenfödemde dediğin gibi erken gel. Dizin ağrıyorsa ya da ayağın ağrıyorsa ondan da kurdu. Yoksa evet, bir süre sonra bunlarla da uğraşabilirsin. Uğraşacak. Aynen öyle. Ha, sonra yani, da ömür boyu sürecek bu. Peki bu dediğin sürecek. Düzelebiliyor mu? Şimdi skolyozun iki tipi var. Yapısal ve yapısal olmayan tipi. Yapısal olana çok fazla müdahale edemiyoruz. Yine egzersizle bir şekilde elimine etmeye ve korumaya, en azından olanı korumaya çalışıyorum, ama yapısal olmayan bahsettiğimiz skolyoz tipi, yani bir sebepsel. Sebepsel, altyapıda farklı bir patolojinin olduğu bir durum. Ona en erken evrede, en erken şekilde müdahale ettiğimiz zaman gerçekten omurganın bir şekilde tamamı yakın düzeldiğini görüyoruz. Tabii. Ama tabii ki o patolojiye de müdahale etmekte fayda var. Skolyozun var ama altyapısında başka bir skolyozun... Dizin hala problemli. Hatta bazıları şöyle sallanarak aynen, yürür. Evet. Onda yandın. Omurgayı toparlamak neredeyse mümkün değil. Omurgaya çalışıyorum ama altyapısında bir bakıyorum. Kişi söylememiş, diz problemi var. Aynen öyle. Altyapısına da bakmak gerekiyor. Baştan ayağa kadar kişiyi incelemek gerekiyor. Evet, değişik oldu. Farklı farklı şeyleri konuştuk. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ayrıca son konumuz bitmeden eklemek istediğin son sözlerin var mı? Şöyle, bu Covid süresince evlere kapandık. Gerçekten birbirimize karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Evet, ama lütfen kendimizi en başta düşünmekte fayda var. Az önce söyledim. Mutlu olduğun, yapabildiğin ne varsa, solunum egzersizleri, spor ya da fonksiyonel aktivitede lütfen oturup kilo almayı beklemeden, mümkün olduğunca hayatına hareketi katmayı lütfen ihmal etme. Mutfağa daha az, salona, matın üstüne lütfen daha çok çıkarak bir şekilde hayatına o hareketi kat ve arttır. Covid'siz bir şekilde şu süreci en sağlıklı şekilde atlatmak dileğiyle. Sözü size bırakıyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu fizyoterapinin, yani Türkiye'de tıbbi tedaviye çok önem veriyoruz ama fizyoterapiye yeteri kadar önem veriyor muyuz? Çok bilmiyorum ama bu dediğin çerçevede daha fazla önem versek iyi olur gibi kesinlikle duruyor. Teşekkür öyle. Ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili dostlar, gördüğünüz gibi bazı hastalıklarla karşılaşabiliyorsunuz. Bizce pozitifin en önemli tarafı sizlere hastalıkları değil, tedavilerinin olabileceği, sorunları değil, çözümlerinin olabileceğini gösterebilmek, hatırlatabilmek. Sivil toplum kuruluşları da öyle değil midir? Bir problem varsa onu çözmek için var olurlar. Ki bugün lenfödemden bahsetmiştik. Ki evet, Tutkan'ıma çok katılıyorum.
lütfen hastalıklar başımıza dert olmadan ve geri dönülmez noktayı geçmeden. Hep kanser için deriz ya, kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Sadece bu değil gördüğünüz gibi. Lenfedemden korkma ama geç kalmaktan kork. Skolyozdan korkma ama geç kalmaktan kork. Çünkü o dizindeki basit problem ileride belinde fıtıklara kadar gidilebilecek, geri döndürülemez hale gelmeden tedavi olabilmek bizim kendimiz için yapabileceğimiz en önemli detay diye düşünüyorum. Yani koruduğunuz sürece sorun yok. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Zaten haftamız kanser haftası. Her türlü kanserden korunmak lazım. Özellikle lenfedem bileklikleri, sağ kan, bunu hatırlatmak istiyorum. Çevrenizde ya da sizde kanser varsa Facebook'tan ya da birçok dijital ortamdan bulabilirsiniz. Kendinizi koruyun, oralardan bileklikleri temin edin. Ya da başka birinin bu bilekliğe sahip olmasını sağlayın ki toplumsal olarak birbirimizi koruyabilmek, el ele tutuşabilmenin bir örneğini daha verelim. Evet, sağlıklı kalmaya çalışalım, kendimizi koruyalım, herhangi bir rahatsızlığımız varsa erken hareket edelim ve sadece hastalığın tedavisi değil ama rehabilitasyonunu ya da bir fıtığınız mı ya da bir ağrınız mı var ya da dizinizde probleminiz mi var, bunun önce bir fizik tedaviyle ameliyat öncesi bununla yaşamayı becerebiliyor muyuz? Ya da belki tümüyle geçiyor. Ya da o basit sorunu çözdüğünüz zaman belki ciddi problemlere sebep olmadan hayatınızı konforlu devam ettirebiliyorsunuz. Bu şansları kendinize hediye edin. Ama ne koşulda, geç kalmadan. Her şey bozulduktan sonra biz çok zor tedavi ediyoruz. Sağlıklı günler diliyorum efendim. Hep birlikte sağlıklı, keyifli, uzun yıllar beraber olmak ve bu işin tadını çıkarabilmek için. Teşekkürler Tutkucuğum, senden de istiyorum.